Ben mesela bayan olsam erkeklere karşı biraz daha düzgün davranabilirdim. Hani egoist olmazdım biraz daha. Ben de askere giderdim herhalde. Onlar için bir değişiklik olabilir kadınlar için. Bilmiyorum. Çok ani bir soru oldu. Allah, hiç beklemediğim yerden geldi ama karşı cinsi olsaydım bir dövüş sporuna giderdim yani şu anki durumlardan ötürü. Kadınlarımıza yapılan şeylerden ötürü yani giderdim kendimi savunmak amacıyla. Birine hediye verdim ya mutlu olsun diye. Gece dışarı çıkardım. Çünkü gece dışarı çıkarmıyorlar kızları. Sahip çıkardı ne bileyim en iyisi. Korur kollar ne bileyim. Şimdi güzel bir soru sordun da. Karşı cinsi olsaydım hiç çalışmazdım. Daima pompa. Önce erkeklere büyük bir ders verdim. Nasıl sevileceğini öğretirdim erkeklere bence. Adam gibi seven erkek yok bu devirde. O yüzden ha böyle arkadaşlarımız da ortada kalıyor. Ya ben evli olduğum için ben halimden memnunum. Eşimi çok seviyorum. Gerçekten de herkesin eşine ve namusuna sahip çıkmasını istiyorum. Karşı cins olsaydım da eşimi hiçbir zaman aldatmazdım. Sevgi. Sevgi, adalet. Adalet, adalet. Başka cinsli olsam adaletten şaşmazdım. Hak, hukuk ve adalet. O cinsin de hakkını düşünmek lazım. Ne görüşeceğiz? Kolay kolay. Namusumla yaşardım herhalde. Sevdiğim kıza sevdiğimi söylerdim. Alışveriş yapardım herhalde. Yani erkek olarak bir kıyafet falan alırdım yani. Karşı cins olmak istemezdim. Asker giderdim herhalde. Çok istiyorum çünkü asker olmak. Erkek olsam bir kadında baktığım ilk özellik zeka olurdu herhalde. Zeki olmasına bakardım. Karşılıklı olması önemli değil aslında. Erkek veya kadın fark etmez. Zeki olmasına bakardım. İlk adam olurdum. Kesinlikle adam olurdum. Kadınlara düzgün davranırdım. İyi niyetli olurdum. Yani hani beynimi burada kullanırdım. Belli aşağı kullanmazdım. Aldatmak.